Merhaba, ben Sinan anlamda. Açıklamadaki Patreon linkinden bana destek olarak gelişimime katkıda bulunabilirsiniz. Keyifli dinlemeler dilerim. Hoşçakalın. Dartaryan bakışlarını mor hırkalı beyefendiye diktiği sırada, o da Burn ile ilgili olarak bilgiççe ve derin gözlemlerde bulunuyor ve iki dinleyicisi de gülmekten kırılıyorlardı. Hatta alışkanlıklarının tersine Deyim yerinde ise kendi yüzünden de soluk bir gülümseme geçer gibi oldu. Hayır, bu kez hiç kuşku yoktu. Tartaryan gerçekten aşağılanmıştı. Bu düşünceyle anında birisini gözlerine indirdi. Gaskonya'da geziye çıkmış senyörlerin saraylı havalarını taklit etmeye çalışarak biri kılıcının kavzasında, öbürü kalçasında yürüdü. Ne yazık ki ilerledikçe öfkesi onu iyice köretti içinde bulunduğu durumu anlatmak amacıyla hazırladığı kibirli ve ağırbaşlı söylev yerine dilinin ucunda sert hakaretler yapan kaba bir insanın sözlerini buldu. "Hey bayım!" diye bağırdı. "Bayım, siz panjurun arkasına gizlenen. Evet, siz neye güldüğünüzü söyleyin de hep birlikte gülelim." Beyefendi bakışlarını yavaş yavaş attan birincisine doğru çevirdi. Bu tuhaf sözlerin muhatabının kendi olduğunu anlaması için belirli bir sürenin geçmesi gerekmişti sanki. Sonra bu konuda hiçbir kuşkusu kalmayınca kaşları hafifçe çatıldı ve epeyce duraksadıktan sonra alaycı bir tavırla ve tarifi imkansız bir küstahlıkla şunları söyledi Dardaryan'a. ''Ben sizinle konuşmuyorum bayım. Ama ben sizinle konuşuyorum.'' diye haykırdı delikanlı. Küstahlık, saygı, terbiye ve küçük görme karışımı bu tavır tepesine attırmıştı. Yabancı bir süre daha belli belirsiz bir gülümsemeyle süzdü onu. Pencereden ayrıldı, ağır ağır handan çıkıp Dardaryan'ın iki adım ötesine atın karşısına dikildi. Sakin tavrı ve alaycı fizyonomisi hala pencerede oturan, biraz önce konuştuğu kişileri daha da keyiflendirmişti. Adamın geldiğini gören Dartarcan hızla kılıcının kınından bir karış yukarı çekti. Bu at sarı bir düğün çiçeği gibi. Daha doğrusu gençliğinde öyleymiş diye sürdürdü konuşmasını yabancı. Penceredekilerle arasına giren Dartarcan'ın öfkesine hiç aldırmıyor, başladığı araştırmalara devam ediyor ve sonuçları arkadaşlarına aktarıyordu. Botanikte çok bilinen bir renktir bu ama atlarda rastlanmamıştır bugüne dek. Sahibiyle alay etmeye cesaret edemeyen atıyla alay eder, diye bağırdı Travier'in yolunu izleyen genç. Çok sık gülmem ben bayım, diyerek sürdürdü konuşmasını yabancı. Yüzüme bakarsanız siz kendiniz de fark edersiniz bunu. Ama canım istediğinde gülme ayrıcalığını da korumak istiyorum. Ben de canımın istemediği zaman gülmesini istemiyorum, diye haykırdı Tartaryan. Gerçekten mi bayım, dedi yabancı son derece sakin bir tavırla. Tamamen haklısınız. Ve dönüp büyük kapıdan hana girmeye hazırlandı. D'Artagnan gelirken eğerlenmiş bir at görmüştü bu kapının altında. Ama D'Artagnan kendisiyle alay etmek üstahlarını göstermiş birini kolay kolay verecek birisi değildi. Kılıcını kınından sonuna kadar sıyırdı ve bağırarak peşinden koştu adamın. ''Geri dönün alaycı beyefendi. Sırtınızdan vurmak istemiyorum sizi asla. Beni vurmak mı?'' diyerek geri döndü adam. Şaşkınlık ve küçümsemeyle bakıyordu delikanlıya. ''Hadi hadi, işinize gidin dostum. Çıldırmışsınız siz.'' Sonra da alçak sesle kendi kendine konuşuyormuş gibi şunları söyledi. Majestelerinin silahşar toplamak için her yanda cesur yürekli kişiler araması nereden aklına gelmiş böyle? Ne kötü. Konuşmasını henüz bitirmişti ki Dardaryan kılıcını büyük bir öfke içinde salladı. Öyle ki yabancı geriye saçıramamış olsa muhtemelen son kez şaka yapmış olacaktı. Adam o zaman işin alay sınırlarını aştığını gördü, kılıcını çekti, hasmını selamladı ve ciddi bir biçimde savunmaya geçti. Ama aynı anda iki dinleyicisi de hancı ile birlikte tartar sopa, kürek ve maşa darbeleri indirmeye başladılar. Bu saldırı öylece ani ve eksiksiz bir biçimde gelişmişti ki, Dartaryan darbelerden korunmak için ters yüz ederken kavganın aktörü olma fırsatını kaçırıp izleyicisi haline gelen hasmı da aynı anda kılıcının kınına yerleştirdi. Durumu her zamanki sakin tavrıyla karşılarken bir yandan da homurdanıyordu. Allah kahretsin bu Gaskonyalıları. Bindirin şu sarı atına, defolup gitsin. ''Seni temizledikten sonra alçak!'' diye bağırıyordu Dartaryan. Bir yandan da kendisine sopa darbeleri indirmeye devam eden, üç düşmanı karşısında gerilemeden korunmaya çalışıyordu. ''Bir Gaskonyalı palavrası daha!'' diye mırıldandı beyefendi. ''Şerefim üzerine yemin ederim ki adam olmaz bu Gaskonyalılar. Madem istiyor devam edin oyuna. Yorulunca kendisi yeter desin. Ama yabancı nasıl bir inatçıya çattığının farkında değil henüz. Dartaryan kolay kolay aman dileyecek insanlardan değildi. Savaş birkaç saniye daha sürdü. Sonunda bitkin düşen Dartaryan bir darbeyle ikiye bölünen kılıcını elinden atmak zorunda kaldı. Bu arada alnının ortasına inen bir darbede onu kanlar içinde ve yarı baygın bir durumda yere seriverdi. İşte o zaman her yandan olay yerine koşturmalar başladı. Rezalet çıkmasından korkan anca, iki uşağının yardımıyla yaralıyı mutfağa taşıdı. Burada biraz tedavi gördü. Beyefendiye gelince gene gelip penceredeki yerini almış ve sanki kendisini kazdırmak için orada toplanmış olan kalabalığı sabırsızlıkla süzüyordu. ''Nasıl durumu bizim kuduruğun?'' diye sordu gürültüyle açılan kapıya doğru dönüp. Kendi sağlığını öğrenmeye gelen hancıya sormuştu bu soruyu. ''Ekselansları sağlık ve afiyetteler ya'' dedi hancı. ''Evet sağlık ve afiyetim yerinde hancı. Ben size soruyorum. Delikanlının durumu nasıl?'' ''Daha iyi'' dedi hancı. ''Tamamen kendinden geçti.'' ''Gerçekten mi?'' diye sordu beyefendi. Ama bayılmadan önce size seslenerek tekrar meydan okumak için bütün gücünü topladı. Bu yaman delikanlı şeytan yahu o zaman diye bağırdı yabancı. Hayır ekselans şeytan değil dedi hancı küçümseyen bir tavır içinde yüzünü buruşturarak. Çünkü bayıldığında eşyalarını karıştırdık. Bir gömlek ve 12 gümüş liradan başka bir şey çıkmadı. Böyle bir şey Paris'te olsa anında pişman ederdim sizi. Ama bu kez sonra pişman olacaksınız diye bir tehdit savurmaktan geri kalmadı. Öyleyse kılık değiştirmiş soylu bir prens bu, dedi soğuk bir tavırla yabancı. Beyefendi, ben bunları size tedbirli davransınız diye söylüyorum. Bu öfke içinde kimsenin adını almadı mı peki? Evet evet, sürekli elini cebine vurup şöyle diyordu. Müsüdü Traviel koruduğu kişiye yapılan bu hakareti öğrenince ne düşünecek? Göreceğiz bakalım. Müsüdü Traviel mi? dedi yabancı ansızın dikkat kesilerek. Müsüdü Traviel'in adını anarak elini cebine mi vurdu? Peki benim sevgili hancım, Delikanlı baygınken cebine bakmadınız değil mi? Eminim bakmamışsınızdır. Ne vardı cebinde acaba? Silahşörün komutanı müslü Traviyeli hitaben yazılmış bir mektup. Gerçekten mi? Bunu size söylemekte şeref duyuyorum ekselans. Bek kavrayışı biri olmayan hancı bu sözlerin yabancının fizyonomisine nasıl bir ifade verdiğinin farkına varmadı hiç. Beyefendi dirsekleriyle dayandığı pencereden uzaklaştı ve endişeli bir adam tavrıyla kaşlarını çattı. Hay Allah diye mırıldandı dişlerinin arasından. Trevel bu Gaskonyalı'yı üzerime salmış olmasın. Çok genç. Ama kılıç darbesi kılıç darbesidir. Darbeyi indiren kim olursa olsun. Üstelik insan çocuktan daha az çekinir. Büyük bir hedefe ulaşmayı engellemek için küçük bir engel yeterlidir kimi zaman. Ve yabancı birkaç dakika süren bir düşünceye daldı. Peki hancı, dedi. Benim bu çılgından kurtarmayacak mısınız? Vicdanım onu öldürmeme izin vermez ama rahatsız ediyor beni. Diye sürdürdü konuşmasını tehdit edici soğuk bir ifadeyle. Nerede şimdi? Birinci katta pansuman yapılıyor. Palı pırtısı torbası yanında mı? Hırkasını çıkarmadı mı? Bunların hepsi aşağıda mutfakta. Ama madem ki bu çılgın genç sizi rahatsız ediyor. Kesinlikle. Anınızda rezalet çıkarıyor. Şerefli insanların tahammül edemedikleri bir rezalet. Odanıza çıkın hesabımı çıkarın. Uşağıma da haber verin. Ne beyefendi bizi terk edip gidiyorlar mı yoksa? Atları koşma emri verdiğime göre kesinlikle biliyorsunuz bunu. Emrim yerine getirilmedi mi yoksa? Kesinlikle yerine getirildi emriniz ve Excelansların göreceği gibi atları harekete tamamen hazır durumda büyük kapının altındadır. Güzel. Söylediklerimi yapın o halde. Bayanasını. Delikanlıdan korkuyor olmasın sakın. Diye geçirdiği içinden önce. Ama yabancı'nın buyurgan göz atışıyla kalakalı yerinde. Saygıyla selam verip çıktı. Miladin'in bu keratıyı görmemesi gerekir diye sürdürdü içinden konuşmasını yabancı. Birazdan o da gelecek. Geç bile kaldı. Atma binip karşılamaya çıkmam daha doğru olacak. Ama Treveli yazılan mektupta nere olduğunu bile bilseydim. Yabancı homurdanarak mutfağa gitti. Bu sırada yabancının hanından genç adamın varlığı nedeniyle uzaklaşmış olduğundan kuşkulanan hancı, karısının yanına çıkmış ve Dartarya'nın nihayet ayıldığını görmüştü. Dartarya'nı polisin büyük bir senyörle çünkü hancıya göre yabancı büyük bir senyor olabilirdi. Kavga çıkarmaya çalışmasından dolayı başına iş açabileceğini inandırdıktan sonra halsizliğine rağmen kalkmaya ve yoluna devam etmeye razı etti. Dartaryan sersemlemiş bir halde başı sargılar içinde ve hırkasız vaziyette hancı tarafından itile kakıla aşağı inmeye başladı. Ama mutfağa varır varmaz gördüğü ilk şey iki koca Normandiya atının koşulduğu ağır bir arabaya binmek üzere Adamına atmış sakin bir tavırla koşturmakta olan kendisini çileden çıkarmış kişiydi. Arabanın kapısını çevrelediği, başı görünen konuştuğu kişi ise 20'li yaşlardaki bir kadındı. Dartarcan'ın yüzleri ne kadar çabuk kavradığını daha önce söylemiştik. Gene daha ilk bakışta kadının genç ve güzel olduğunu anlayıverdi. Ama bu güzellik Dartarcan'ın o zamana kadar yaşadığı güney bölgelerinde görmediği türden bir güzellik olduğundan daha bir etkilemişti onu.